Hoş geldiniz. Bu videoda Sasa hissesinin diğer hisselere etkilerinden bahsedeceğim. Özellikle yatırım delisi dediğimiz hisselere olan etkilerinden bahsedeceğim bu videoda. Borsada neler olmuştu? Faizler düşürüldükten sonra ve dolar gitmemesi neticesinde, dolar 18 liralarda kilitlenmesi neticesinde borsaya bir sürü yeni yatırımcı akın olmuştu ve onların da katkısıyla borsada çok değişik olaylar oldu. Pandemi sonrasında Lotu az hisselerde bazı çok büyük balonlar olmuştu. Bu seferki akım ise yatırım delisi hisseleri bir anda fiyatlamaktı bence. Ve bunun da öncülüğü Sasa ve Kontrolmatik'te oldu. Sasa'da hedef neydi? Hedef 2030'du. 2030 yatırımlarını bir anda fiyatlamaya kalktı. Ve hissede yaklaşık 15 katlık kısa bir süre içinde, birkaç ay içinde 15 kat yükseliş oldu. Ve artık patron da açıklama yaptı. Dedi ki 80 liranın üstünde Sasa pahalı dedi. Kendisi 80 liralardan satış yapmıştı ama piyasa patronu da lotlarını alıp daha da yukarı götürmüştü ise 80 liradan 189 liralara götürmüştü. Sonra hisse bir çakıldı ve patron da uyarıları neticesinde hisse daha da çakıldı. Hatta patron açıklama yaptığı gün hisse bir anda tabana gitmedi. Normalde lotu az bir hisse de olsa direkt tabana giderdi. Yavaş yavaş düşe düşe o gün tabana gitti ama bir anda gitmedi. Ertesi gün biraz nötr yaptı, sonra ertesi gün bir taban daha. Yani bunları çok şey yapmayın. Kısa vadeli bir gün, iki gün ne olur işte bugün düşmediğine göre demek ki yarın yükselecek mantığı doğru bir mantık değil. Patronun açıklamalarının hisseye etkisi ne olur? Bunu düşünmek lazım. Neyse bugünkü konumuz Sasa değil. Bugünkü konumuz Sasa'nın diğer yatırım delisi hisselere etkisini düşünmek ve bunu sorgulamak. Sasa ve Kontrolmatik'in yükselişinde şöyle bir düşünce gelmişti bana. Evet şu anda piyasanın belli bir tarzı var. Şu anki rally, şu anki akım, yatırım delisi hisseleri bir anda fiyatlamaya kalkmak. Ve ben de Sasa gibi, Kontrolmatik gibi ki Kontrolmatik çok daha ucuzken geçen yıl videosu var kanalda. Ki Sasa'nın da şuralardayken videosu var kanalda. Çok detaylı bir incelemesi. Yani Kontrolmatik ve Sasa'da bu kadar sert yükselişler oldu. Kontrolmatik ve Sasa'da uzun vadeli yatırımlar bir anda fiyatlanmaya kalktı. Çok sert hareketler oldu ve ben de şöyle düşündüm. Madem bu Sasa'da oldu, Kontrolmatik'te oldu. Neden diğer yatırım delisi hisselerde olmasın ki diye düşündüm. Ve tabii ki zaten işte borsada uzun vadeli yatırım karını düzenli arttıran, öz sermaye karını düzenli arttıran veya koruyabilen yüksek öz sermaye karını yatırımları olan bu hisseler zaten hep cazipti. Bu hisseleri alıyordun. Uzun vadede hisse büyüdükçe, firma büyüdükçe hissesi de büyüyordu. Bu taktik tutuyordu ama şu anki borsa akımı uzun vadeli yatırım bir anda fiyatlamaktı. Ben de dedim ki, madem bu Sasa'da Kontrolmatik'te oldu, neden diğer hisselerde olmasın? Takip ettiğim kadarıyla ve kanalda da epey videolarını yaptığım kadarıyla yatırım delisi hisselerden mesela Ford Otosan, Megap, Tuğ Çelik ve son zamanlarda yeni keşfettiğim, yeni tanıttığım Esen ve BMS Çelik. Yani Sasa ve Kontrolmatik'te böyle bir fiyatlama olduysa neden bu hisselerde de fiyatlama olmasın ki diye düşünüyordum açıkçası. Çok sert yükselişlerin olabileceğini düşünüyordum bu saydığım hisselerde de. Ya yanlış anlaşılmasın, Sasa ve Kontrolmatik kısa bir zaman içinde 10 kat daha gidecek diye bir şey demiyorum. Onlar zaten gitti. Ama Sasa ve Kontrolmatik'in performansını bu söylediğim hisselerinde gösterebileceğini düşünüyordum. Ta ki Sasa patronun açıklamalarına kadar, yani Sasa'nın patronun açıklamaları bu akıma birazcık zarar verdi. Hangi akıma? Uzun vadeli yatırımları bir anda fiyatlama akımına bence zarar verdi. Tabi buna karşın Kontrolmatik'in patronu da işte yatırımlarımız tamamlanınca FK'yı o zaman görürüz gibi bir açıklama ve geri alım programı açıklaması neticesinde o pozitif katkı yapıyor bu akıma. Sasa patronu negatif etki yaptı. Hangisine uyacak piyasa? Bu akım nereye gidecek? Biraz bunun hakkında konuşacağım bu videoda. Tabii Sasa'nın durum biraz daha özel bir durum. Çünkü Sasa'nın hedefi, fiyatlanma hedefi 2030 beklentisi. 2030'da daha çok var. Biz kaç yılındayız? 2023 geliyor bir ay sonra. 7 yıl var 2030'da. 7 yıla kim öle kim kala. Hatta 2030'un da 6. ayı olsa 7,5 yıl. 7,5 yıl çok uzun bir süre. 7,5 yıl sonraki yatırımı şu anda fiyatlamak, patron da dur dedi yani bu işe. Ama mesela benim saydığım hisselerde işte Tuğ Çelik olsun, BMS Çelik olsun, Ford olsun, bunların beklentisi 2030'a kadar değil. Bunlar birkaç yıl içinde yatırımları olacak hisseler.
Dolayısıyla Sasa bu akımı bitiremeyebilir yani. Sasa'nın patronu açıklamaları bu akımı bitiremeyebilir. Çünkü Sasa patronu 2030'a frene bastı. Yani 2030'u şu anda fiyatlayamazsınız dedi. Bu doğru bir şey değil dedi. Çünkü 2030'da kim öle kim kala. Ama birkaç yıl sonraki yatırımlar bence şimdiden fiyatlanma ihtimali var. Ve tabii ki Kontrolmatik'in patronu da açıklamalarını düşündüğümüzde bütün umutsuz değilim. Ha zaten bu söylediğim hani uzun vade hisseleri zaten uzun vadede çok güzel olacak hisseler. Ama yani uzun vade bekletmeden hani uzun vade nasıl olur? Kar ettikçe firma büyüdükçe hisse de yavaş yavaş gider. Ama yatırımı bir anda fiyatlamak nasıl olur? Sana 2 yılda vereceği kazancı birkaç ayda verirse o bu akım oluyor işte. Yani bu akım bitti mi, bitmedi mi? Tam olarak umutsuz değilim. Bence kötü oldu. Yani akımın gücü bence azaldı. Çok da gaza gelmeyin yani. Yatırım delisi hisselerde çok fazla gaza gelmeyin. Beklentiniz uzun vade olsun. Ama uzun vadede yapması gereken kazanç kısa vadede olursa ne güzel. Peki bunun olacak kesin mi? Kesin değil. Yani dediğim gibi çok gaza gelmeyin. Ama olursa ne ala olabilir mi? Olabilir çünkü birkaç yıllık iş şu anda fiyatlanabilir. Ama borsada bir haber gördünüz. İşte birisi dedi ki bak dedi bu ise 20 yıl sonra süper olacak. Ona gülün geçin yani 20 yıl ne demek? 20 yıla kim öyle kim kala 20 yıla. Her şey yükseliyor. Altın da yükseliyor. BIST 30'daki hisseler de yükseliyor. Önemli olan 20 yıl sonrasını bilmek değil. Önemli olan bence 1-2 yıl sonrasını bilebilmek bence büyük bir başarı. Veya 3 ay 6 ay sonrasını tahmin edebilmek de bence iyi bir başarı. Evet şimdi bu saydığım hisseler özelinde konuşalım birazcık. Esen Elektrik demiştim. Esen Elektrik'te %677 yaklaşık 6-7 katlık bir kapasite artışı var. Ve enerji depolama işi var. Tabi bu enerji depolama işi yeni bir iş. Bununla ilgili yeni yasalar çıkıyor, yeni izinler, yeni mevzuatlar. Bu tren başında yani daha işin trenin başında. Tabi yenilenebilir enerji hisselerinde çok büyük balon hisseler de var ama Esen'in FK'sı uygun. 9 FK falan yaklaşık. 9 FK ise 6-7 kat kapasite artış var ve bir de bunun yanında enerji depolama işi var. Enerji depolama işi daha yeni bir iş. Yani bunun yasaları çıkıyor, şeyler çıkıyor. Birkaç yıl içinde ucuz kalan enerji depolama hisselerinin iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Esen'de hem kapasite artış hikayesi hem de enerji depolama işi ve bu enerji depolama işinin yeni bir iş olması, sektörün yeni başlıyor olması. Yani bu enerji depolama 100 yıllık bir trend ama 100 yıllık bir sektör, 100 yıllık bir trend 1-2 yıl içinde temelleri atılacak. Yani bu 1-2 yıl iyi olacağını düşünüyorum bu hissenin. Ha Ford mu Esen mi? Ford'un da tabii ki büyük yatırımlar var ama Ford'un özsermaye karlılığı da yüksek. Şimdi Esen özsermaye karlılığı biraz daha düşük Ford'a göre. O yüzden Ford bence daha mantıklı. Ama Esen de bence uzun vadeli hisse sepetinde bence olması lazım. Ama Ford bence daha fazla olmalı. Ama bence Esen de olmalı. Esen 1-2 yıl içinde iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Merab'tan bahsedelim. Bu hisseyi epey tanıttım kanalda. 6.80'in altında hisse satmayın demiştim ısrarla. Epey yükseldi 10 liraları görmüş. Bunu da şuralarda ilk buralarda videosunu çekmeye başladım. Sonra patron satışı olacağında da uyarı videosu yaptım. Bakın patron satış yapacak. Düzeltme gelebilir gibisinden. Sonra maalesef ki düzeltme geldi. Buralarda da epey tanıttım. Yani şuralarda patron hisse sattı. Ona çok kızan yatırımcılar oldu. Patron niye hisse sattı? Yani patron hisse sattı neden sattı? Firmanın içine koymak için, yatırımlar için, yatırımlar için para lazım. Millet istiyor ki bedelli de olmasın, patron da hisse satmasın. Nereden gelecek para? Firma kendi öz kaynaklarıyla. Tabii kendi öz kaynaklarıyla para bulup firmanın içine koyar, yatırımlarını da yapar ama yavaş olur. Ve bu enflasyonda firma hızlı büyüyemezse hissesi de hızlı gidemez. Bu sefer ne olur? Enflasyonla zarar edersin. Ki patron da hisseyi sürpriz bir şekilde satmıyor. Patron hisse satmadan önce kapa duyuru atıyor. Madem bu kadar kısa vadecisin, kapa duyuru atıldıktan sonra hisse hemen çakılmıyor. Patron da hemen hisse satmıyor. Orada biraz yatay gitti. Orada satsaydın madem düşecek bir daha alırsın sonradan. Madem bu kadar kısa vadelisin. Patron hisse satmadan önce haber veriyor sonuçta yani. Evet Merab epey yükseldi. 2,5 liralardan 10 liralara 4 kat gitti. Ne olur bu saatten sonra? Şimdi Merab'ın bence bir yıllık karı. Yani o yeni fabrika açtı kar patlaması yaptı ya. İki bilançoda kar patlaması yapıyor ya. Heh, ve diğer iki bilançoda kar patlaması gelecek ya. Yani bence gelecek iki bilanço yani bir yıllık kar yani fabrika açıldıktan sonraki bir yıllık kar bence fiyatlandı hissede. Peki gelecek yatırımlar fiyatlandı mı?
Şimdi gelecek yatırım fiyatlanması da mümkün değil. Çünkü bu ise sürekli yeni yatırım yapan bir firma. Çok agresif bir firma. Ne diyorum? Merak Sasa ayarında, Frotto ayarında bir firma diyorum. Bunu deyince kimse inanmıyordu. Hisse 4 kat gidince şimdi herkes inanıyor. Merak uzun vadede ne olur? Şimdi Merak'ta 500 kişilik bir fabrika daha hedefliyor. Enerji yatırımları yapmayı planlıyor. Bedelli işi olursa tabii daha da hızlanır bu yatırımlar. Firma kısa sürede daha çok büyür. Ha pardon, bu arada ilk Merak videolarını şurada çekmeye başladım. Sonra dediğim gibi patron satışı oldu. Maalesef hisse çakıldı. Sonra bir daha toparladı ilginç bir şekilde. Tekrardan patron satışından önceki seviyeye geldi ve sonra Naci Abal görevi değişimi sonrası piyasanın çakılmasıyla hisse de maalesef ki düşmüş. Ama sabreden kazanıyor. Yani yatırım delisi firmalarda sabretmek lazım. Yeni fabrika açılacak, kar patlaması gelecek. Bunları hesaplayın, sabredin. Şimdi Merhaba devam edelim anlatmaya. Bir fabrika daha açacak. Enerji yatırımları var. Bedelli işi var. Bedelli olursa hisse firma daha hızlı büyür. Peki yeni fabrika fiyatlandı mı? Yani çalışan kişi sayısını iki katına çıkaracak bir fabrika daha hedefliyor. Peki o fiyatlandı mı? Onu değerlediğimde ve enerji yatırımlarını değerlediğimde Şampiyonlar Ligi videosunda 15 lira demiştim ama ben onu hesaplarken 3 çeyrek karına göre hesaplamışım. Onu bana sonradan birisi mail attı. Doğru yani orada bir şeylik olmuş, dikkatsizlik olmuş. 4 bilançoya göre hesaplamak lazım. Onu da yapınca yaklaşık 22 lira çık. Birkaç yıllık yatırımlarını bir anda fiyatlamaya kalkarsa ise 22 lira. O fiyatlar oluyor hedefi. Peki o fiyata gelir mi? Şimdi Sasa patronu bu açıklamaları yapmasa bence bu hisse gelirdi 22 liralara. Sasa patronu açıklamaları oldu. Kısa vadede bir anda patlayıp tavan tavan gidip 22 liraya gider mi? Bunun garantisi yok. Bu kesin olacak diye bir şey diyemem. Ama yine uzun vadede iyi olacağını düşünüyorum. Çok agresif büyüyen bir firma. Sürekli yeni hedefler, sürekli yeni fabrikalar. Yani bu hissenin BIST 30 adayı yani. Bu agresif büyümeyle BIST 30 adayı. Ama tabii bunun hemen olacağının garantisi yok. Ve Merak, şimdi bakın şu anda yeni fabrika açıldı. 2 bilançoda kar patlaması yapıyor ya. Bu fabrika hedefini şuralardayken açıklamıştı. Yani yeni bir fabrika hedefi varken piyasa çakılınca hisse de çakıldı. Yeni fabrika beklentisi olmasına rağmen, haber olmasına rağmen hisse çakıldı. Bir yılda gitmedi, 6 ay gitmedi yani burada. Dolayısıyla borsa sert, uzun vade diye diye hisseleri atlamayın. Hele sabırlı değilseniz hiç atlamayın. Hisseleri dipteyken alın. Dolayısıyla Megap'ın yeni açılan fabrikasının bir yıllık karı bence fiyatlandı. Yeni fabrikalar, yeni hedefler bence fiyatlanmadı. Onların da kısa vadede fiyatlanacağının garantisi yok açıkçası. Megap'ın orta vadeli hani son bilançolarına göre hedefi 8,5 lira falan demiştim diye hatırlıyorum Şampiyonlar Ligi videosunda. Yani 8,5'ları geçti, 10,5 liralar olmuş. Yani Megap'ta yeni fabrika hedefi olmasaydı, işte enerji yatırımları işi olmasaydı sadece bilançolarına göre 8,5 lira olması lazımdı bu ise. Ama tabii şimdi yeni hedefler, yeni fabrika, yeni yatırımlar, enerji yatırımları. Onlar da fiyatlanmaya kalkarsa ise 22 lira oluyor. Kısa vadede olmazsa firma zamanla büyüdükçe hissesi de gidecektir. Peki Megap buradan alayım mı? Yani 3 ay içinde ne olur bilmiyorum. Tabi piyasa iyi olunca her şey iyi oluyor. Dolayısıyla piyasa iyi oldukça Megap da yükselebilir yani. İlla Sasa düştü diye Megap'ın da yükselişi duracak diye bir kural yok. Çünkü Sasa'nın hedefi 2030. 7,5 yıl çok uzun bir süre. Megap birkaç yıl içinde bu yatırımları bitirebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla fiyatlanabilir. Peki hemen fiyatlanacak kesin mi? Hemen fiyatlanacak kesin değil açıkçası. Evet gelelim Frotto yorumuna. Frotto bence süper yerlerde yani. Çünkü bilanço da yaklaşıyor. Ve Ford'un her bilançodan sonra ederi %25 artıyor. Bunu unutmayın. Çünkü öz sermaye karlılığı %100. Her bilançodan sonra hissenin ederi %25 artıyor. Yani dolayısıyla Ford işte biraz yükseldi. Tam biraz yükseldi ama bilanço da gelecek. Onu da fiyatlayacak. 383'ten 440'a %25 yükseldi. Şimdi bir bilanço daha gelecek vesaire yeni yatırımlar. Epey Frotto videosu var yani kanalda. Değerleme çalışmaları. Peki Frotto'nun yatırımları işte 2025'te üretilecek araba sayısı iki katına çıkmış olacak. Mesela 2025 sonu neticesinde yatırımcı sunumları yayınlandı. Peki bu 2025 hedefini bir anda fiyatlamaya kalkar mı Ford? Bence bu kolay kolay olmaz. Neden? Çünkü Ford'un tahtası büyük. Sasan'ın da tahtası büyük. Sasan'ın tahtası büyük ama eskiden küçüktü. Eskiden küçükken toplamak kolaydı. Küçükken tahtayı toplarsın, sürersin.
Sürerken tahta çok büyük olsa bile lotların çoğu sendeyse yine sürebilirsin. Ama Ford tahtası hep büyük. Hatta halka arzında bile bence büyüktür tahtası. Çünkü Koç Holding iştiraki. Dolayısıyla Ford'da spekülatif bir hareket kolay bir şey değil. Peki Ford şu anda ucuz mu? Bence şu anda ucuz. Ya zaten aracı kurumlar 530 liralar, 550 liralar hedefler veriyorlar. Orta vade hedefleri. Yani Ford 550 liraya kesin gelecek. Dolayısıyla şu an kaç para? 417 lira düzeltme de yapmış. Bence uygun yani fiyatı. Yeni bilanço da olacak. Romanya etkisini göreceğiz. O da karlılığa etki edecek. İyi bir bilanço bekliyorum. Ford'da 5 milyar net kar bekliyorum çeyrekte. Karlılığın artmasını bekliyorum yani. Tabii Ford için şu an biraz kötü bir zaman da diyebiliriz. Neden? Çünkü dolar gitmiyor. Dolar gitmeyince ihracat gelirleri azalıyor. Ve dünyada resesyon da var. Resesyon var ya, bir yandan Romanya fabrikası açıldı. Oradan kar artacak. O biraz dengeledi işi. Hatta bence pozitif dengeledi. Bence karlılığı arttıracak. Ki araç satış rakamları da geldi. Ford'un iyi yani satışları. Dolayısıyla dolar yükseldikten sonra, yani seçimlerden sonra dolar tabii hükümete de bağlı, seçimlere de bağlı yükselebilir. Hatta seçimlere kadar tutulması bile zor. Yani doların 30 lirayı görme ihtimali bence var. Çünkü mesela dolar gitmeyince enflasyon devam ediyor. Dolar stabil, enflasyon devam ediyor. Asgari ücrete zam yapıyoruz tabire vesaire. Bunların neticesinde ihracat yapan firmalar zorlanmaya başlıyor. Yani bu bir gerçek. Dolayısıyla karşıt yatırım düşünenler için de bence Ford şu anda cazip. Karşıt yatırım için de, orta vade için de, her şey için cazip yani. Ford'da ne ararsan var. Karşıt yatırımcıysan da Ford sana uyar. Orta vadeciysen de, uzun vadeciysen de Ford her türlü uyuyor yani. Şimdi BMS Çelik yorumu yapacağım. Bu hisseden yeni bahsettim. Şampiyonlar Ligi'nde yoktu bu hisse. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni yayınladıktan sonra bu hisseyi keşfettim. Gerçi daha önceden keşfetmiştim de orta vadeli olarak. Yani BMS'nin buralardayken epey videolarını yapmıştım. Sonra güzel bir yükseliş oldu. Orta vadede kâr cebe yakışır gibisinden bir strateji bence mantıklıydı. Ama sonradan bu hisseyle uzun vadede yatırımcı sunumlarında fark ettiğim kadarıyla uzun vadede de güzel hedefler var. Biraz bunlardan bahsetmeye çalışayım. Aslında bir videoda bahsetmiştim ama o videoda şöyle bir belirsizlik vardı. Bakın yatırımcı sunumunda Aliağa'da 40 bin metrekare diyor yatırım aşamasında ama bu 40 bin metrekarenin ne kadarı kapalı alan olacak? Sonradan bunu fark ettim ki 40 bin metrekarenin 25 bin metrekaresi kapalı alan. O zaman buna göre bir fiyatlama yapacağız. Tabi bunlara göre çok net bir fiyatlama olmaz aslında da çünkü kapalı alana göre bir fiyatlama olmaz. Ama elimizdeki veriler bu. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki verileri en iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Kapalı alan ne kadar artıyorsa karlılık da o kadar artacak diye bir mantık yürütmeye çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlar neticesinde. Tabii ki milimetrik tutmaz ama hisse şu anda ucuz mu pahalı mı bu. Hisse ucuzsa değerlendirilebilir. Bakalım değerlendireyim. Şu anda Manisa'da 12 bin metrekare toplam 4 üretim bandı ile 120 bin ton üretim kapasitesi var şu anda. Aliağa'da 40 bin metrekarelik alanın 25 bin metrekaresi kapalı alan. Yalova'da 10 bin metrekare arsa var. Bunun 5 bin metrekaresi kapalı alan olsa diye bir mantık yürütüyoruz. Manisa'da GES yatırımları var. Şimdi bunları toplayıp değerlemeye çalışalım. Hepsini düşünce üretim 12 bin metrekareden 42 bin metrekareye çıkacak gibi. Bu kesin bir şey diyemiyoruz. Mevcut veriler bu. Ne yaptık? 25 bin metrekare kapalı alanı topladık. 12 bin zaten vardı. Bunları topladık. Yalova'dan da 5 bin gelse. Tabi Yalova'da arsa var şimdilik. Yalova'nın hemen olacak diye bir şey yok. Yani toplam 42 bin metrekareye çıkacak gibi. 12 binde 60 milyon kar ediyorsa bir yılda son bilançolara göre. 42 bin metrekarede de 250 milyon yapıyor. Bunu 10 FK'dan hesaplasak 70 TL çıkıyor. Dolar bazlı hedefi 3,76 dolar. Şu an kaç dolar ise? Şu anda 88 sen. Yani dolar bazlı böyle bir yükselme hedefi var hissenin. Neden dolar bazlı şeyleri koydum? Çünkü Türk lirası enflasyon bunlar olmaz. Dolar bazlı bakmak lazım. Ve hisse zamanla zaten kar ediyor. Hisse kar ettikçe, firma kar ettikçe hisse de zaten büyüyor. Hisse büyürken yatırımları da fiyatlamaya kalkarsa çünkü bu 3,76 dolar dediğim sadece yatırımlara göre. Yatırımlar yapılırken firma da kar edecek. Onları da katmak lazım. Dolayısıyla 4-5 dolarlar da olabilir yani. Hisse yatırımlar bir anda fiyatlanmaya kalkarsa
3,5-4 dolar. O da 70 TL yapıyor. Şu anda kaç TL? 16 TL. Peki bu gelecek yatırımlar bir anda fiyatlanmazsa, hisse ettiği kar kadar giderse, yatırımlarını yavaş yavaş fiyatlarsa, o zaman hissede 4 dolar hedefine, doğru zamanla 4 dolar hedefine gideceğine inanıyorum. Yani bu hissenin dolar bazında kazandıracağına inanıyorum. Yatırımlar ne zaman tamamlanır? Birkaç yıl içinde tamamlanacağını düşünüyorum. Sasa gibi 2030 hedefi bence yok bu hisselere. Birkaç yıl içinde bu yatırımların tamamlanabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla birkaç yılında fiyatlanma ihtimali var. Peki kesin olarak fiyatlanacak mı? Hayır, kesin bir şey diyemeyiz. Zaten en kötü yorumcu, tarih veren yorumcu. Çünkü bilemezsin ne zaman ne olacağını. Hisse şu anda uygun mu? Uygun. Ne zaman yükselir bilmiyorum. Ama şu anda uygun. Bunu diyebilmek lazım. İşte bugün yükselecek, haftaya yükselecek, uçacak, kaçacak diye milleti gazlamamak lazım. Hisse ucuz mu, pahalı mı? Bunu yorumlamak lazım. Peki BMS çeyrek öz sermaye karı nasıl? BMS'nin de öz sermaye karlılığı çok yüksek değil Esen gibi. Ama mesela Ford'da hem çok yüksek öz sermaye karlılığı hem de çok büyük yatırım. Yani Ford şu anda süper. Favorim Ford. Ha, diğerleri de iyi. Diğerleri de bence olabilir sepette. Peki ben zamanda işte Frotto SASA karşılaştırma videosu yaptım. Orada Frotto ile SASA'yı karşılaştırdım. Dedim ki bence Ford daha uygun. Sonra bunu dedikten sonra SASA daha çok yükseldi mesela. Tamam, evet, SASA daha çok yükseldi ama hangisi öz kaynaklarını daha çok arttırdı, ona bakalım. Yani hisse fiyatıyla bu iş olmaz. Hisse fiyatı şeytandır. Çünkü hissenin grafiğini para çiziyor. Ver bana 10 milyar dolar, istediğin hisse de istediğin grafiği çizeyim, ona bakarsın. Dolayısıyla bu fiyat işine çok takılmayın. Ki zaten tamam Sasa Ford'dan daha çok yükseldi ama patron da dedi yani 80 liranın üstü pahalı dedi. Yani ona bakarsak Loto Aziz hisselerde 100 kat, 200 kat giden Loto Aziz hisseler var. O zaman 200 kat giden Loto Aziz ise Ford'dan daha mı iyi hisse ona bakarsak? Veya Ford'dan daha mı iyi bir firma? Ford'dan daha mı çok öz kaynaklarını arttırdı? Ford'dan daha mı büyük yatırım var? Hayır. O zaman yani bu spekülatif şeylere takılmayın. Spekülatif şeyleri kesin olarak bilmek de mümkün değil. O şans işi. Bugün tutar, yarın tutmaz. Ama bu öz kaynak işe, yatırım işi, karlılık işe, bunlar sizi hep kazandırır. Ha ki Sasa geçen yıl bu kadar yükselmemişken işte uzun vadede süper hisse, uzun vadede çok kazandıracak hisselerden biri falan diye de şeyler demiştim. Ama Ford da bence böyle bir hisse. Ve bence Ford'da birçok şey hala fiyatlanmadı. Peki kısa vadede fiyatlanır mı Ford'da? Dediğim gibi Ford'un tahtası büyük bir tahta, yıllardır büyük bir tahta. Ford'u spekülatif hareket yaptırmak kolay bir şey değil. Ama olursa da yani kısa vadede Ford 1000 lira, 2000 lira olursa da hani 2000 liraya şaşırırım da 1000 liraya şaşırmam. Peki Ford 2000 lira olamaz mı? Tabii ki olabilir. Tabii ki olacak ama ne zaman? Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bildiğim şey hissenin şu anda uygun olduğu. Yaklaşık 10-11 FK falandı diye hatırlıyorum. Yeni bilanço gelecek. İyi bir bilanço gelecek. FK düşecek. PDD düşecek. Öz kaynaklar artacak. Bunları da düşününce hissenin şu anda uygun olduğunu düşünüyorum. Peki hedef kaç? Kısa vadeli hedef kaç? Ben uzun vadeci değilim. Kısa vadeciyim diyorsan aracı kurumlar 550 diyor. Orayı göreceğine inanıyorum kısa ve orta vadede. Yani orta vade demek 6 ay 1 yıl arası demek. Kısa vade demek 6 aydan aşağısı demek. Ne zaman göreceğiz. Peki bana öyle bir hisse söyle, bir hafta tavan tavan gitsin. Bunlara inanırsan ve bunların peşinde koşarsan seni dolandırırlar. Bunu sana açık açık söyleyeyim. O yüzden bunlara inanma, bunların peşinde de koşma. Bir hissenin fiyatı uygunsa al, bekle uçmasını. Ne zaman olursa. Bu hafta mı olur, 2 ay sonra mı olur, onu bilemeyiz. Evet, Tuğçe'ye gelelim. Tuğçe de bence güzel bir uzun vade hissesi. Çünkü hem sektörü iyi, yani yaptığı yatırımlar elektrikli araç, batarya vesaire. Batarya ile ilgili. Hem de hisse FK olarak da pahalı değil diye hatırlıyorum. Çok büyük bir teşvik aldı vesaire. Ve tabi buralardayken epey videolarını yapıyordum. Hatta buralardayken başladım herhalde. Tabi sonradan bu teşvik işi alınca bir anda patladı hisse şuralarda. Büyük patlama oldu. O gün de video da yapmıştım. Teşvikten hemen sonra şuralarda. Tabi tavan tavan gidiyor. Alım fırsatı vermiyor ama şurada 27'lerde alım fırsatı verdi. Yani teşvikten sonra da alabilirsiniz. Çünkü kısa vadede bu teşvik iş kısa vadede iyi bir fiyatlama yapar. %30 yükseldi. Tam %30 yükseldi ama daha da yükselecek bak demek ki. 27'den alış fırsatı vermiş. 42 olmuş. 45'i görmüş. Kaç para olur? Ben 100 lira olacağına inanıyorum bu hissenin. Çünkü piyasada iyi. Yatırımları da güzel. Hisse de ucuz yani FK olarak şey olarak.
Yatırımlar bir anda fiyatlanmaya kalkarsa 100 lira üstü oluyor ise bu hissenin de uygun olduğunu düşünüyorum. Şurada çanak katlama 30,5 lira falan yazmışım. Tabii bunlar kısa vadeciler için. O yatırımları düşünürsek 100 lira oluyor hisse. Kısa vadeciler zaten her şeyi kaçırıyor. Tüm rallileri kaçırıyor. Nakitte kalıyor, terste kalıyor. Hissesine sahip çıkanlar kazanıyor. Evet, bu videoda Sasa patronunun diğer uzun vade hisselerine etkisi ne olur? Bunun üzerine düşündüm. Tabii başka uzun vade hisseleri de var ama çok fena balon olanlar da var. İşte 50 PDD, 100 FK onlarla ilgili bir şey demiyorum zaten. Yorum yapmıyorum. Neden? Çünkü pahalı diyorum. Biraz daha yükseliyor. Kimisi diyor ki ya sen pahalı dedin daha da yükseldi. Tamam ben pahalı dedim de git sana Türk lirasında kal demedim. Başka uygun hisseler söylüyorum. Ayrıca dediğim gibi spekülatif hareketler oluyor. Sen şuna bak. 50 PDD 100 FK hisseyi aldın. Bir sonraki veya bir yıl sonraki bilançolarla o hisse 8 FK'ya düşecek mi düşmeyecek mi? Bana bunu söyle. Düşmeyecekse demek ki hisse pahalıdır. İsterse 1000 kat daha gitsin hissesi. Bu gerçek değişmez. Bir hisse pahalıysa dağıtıcısı kendi götürsün. Bana ne hiç işim olmaz. Ben kendi ucuz fiyatı uygun hisselerimle mutluyum. Kafamda yastığa rahat koyuyorum. Para da kolay kazanılmıyor. Zar zor kazanılan paraları da kaybetmeye niyetim yok. Kesin kazandıracak taktiklerle kafam rahat. Ki spekçiler bir gün mutlaka patlar yani. Bir tutar, iki tutar, üçüncü de patlayacağı için işin sonu yine bizim metotlar olacaktır. Tabi burada gösterdiğim birçok uzun vade hissesini epeydir tanıtıyorum kanalda. Beni düzenli takip edenler de bu hisseleri biliyor ve düzenli takip edenler de çok daha uygun fiyatlardan aldılar bu hisseleri. Ama malları erken kaptırmamak için biraz daha güncel yorumlar yapmaya çalıştım. Bu videoda Sasa patronunun açıklamaları diğer yatırım delisi hisselere etkisi ne olur bunun üzerine konuşmaya çalıştım. Videolarımdan istifade edenler bu kanalın devam etmesi için katıl butonundan destek olabilirler. İzlediğiniz için sağ olun.